Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu an sesim geliyor sanıyorum. Merhabalar, herkes hoş geldi. Çok güzel Halil Hocam. Harika Sıdık Hocam. Merhabalar, yeniden herkes hoş geldi. Ben Tekuzem öğrenci koçu Tuğba arkadaşlar. Harika. Nasılsınız? Çok güzel Bilal Hocam, çok sevindim sesimi alabilmenize. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Herkes iyi mi? Kübra Hocam merhabalar. Sizi artık tanıyorum. Zaten kayıtlı öğrencimizsiniz. Çok teşekkür ediyorum Menşur Hocam. Çok naziksiniz arkadaşlar. Ben de çok iyiyim. Özellikle bu semineri yaptığım için çok daha iyiyim. Seminer sonunda inşallah çok daha iyi olacağız hep birlikte. Şeyda Hocam çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Merhabalar yeniden Feyza Hocam. Ne kadar güzel. Herkes çok iyi. Keyifler yerinde. Artık Ekim ayına geldik. Çalışmaları ufak ufak başlattık. Özgür Hocam çok teşekkür ediyorum. Eminim sizin enerjiniz de en az benimki kadar güzeldir. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Harika. Çok güzel. O zaman hazırsak başlıyoruz. Bugün seminerimize hangi başlıklara değineceğiz? Özellikle burada toplanmamızın amacı gerçekten çok güzel bir amaç ve hep soru aldığımız, kendi öğrencilerimizden, kayıt için görüştüğümüz öğrencilerimizden, kayıtlı öğrencilerimizden hep soru aldığımız bir kısım arkadaşlar. Bu hiçbir yıl sekmez. Hep öğrencilerin zihinlerinde hocam çok fazla ders var. Hangi ders, hangi yöntemle çalışacağım, nasıl çalışacağım, aynı yöntemle mi çalışacağım gibi çok fazla soru işaretleriniz var. Eminim sizin de bu tarz soru işaretleriniz var ki bu seminere katıldınız zaten. Merak etmeyin, bugün seminerimizde bu sorunun ve aklınıza takılan diğer bütün hazırlık sürecinizle alakalı soruların yanıtlarını birlikte bulacağız arkadaşlar. O halde hazırsanız başlıyoruz. Şu an çok güzel bir katılım var. Yüzlerce öğrenci var seminerde ve eminim ki hepinizin içerisinde ilk kez hazırlanacak olanlar, farklı sorumluluğu olanlar, KPSS'de yıllarını devirmiş olanlar, tecrübeli KPSS öğrencileri diyorum ben o öğrencilerime tırnak içerisinde, okul iş sorumluluğu olanlar ve ebeveynlik sorumluluğu olanlar, yani sınava hazırlanan anne ve babalarımız da var içinizde, çok iyi biliyorum. Evet, hepiniz için bu bilgileri aktaracağım. Hepinize özel spesifik önermeler, yönlendirmelerde bulunacağım. Şimdi seminerin konusuna geçmeden önce sizi daha yakından tanımak istiyorum. Şu an aramızda hangi bölüm mezunları var? Kimler var aramızda? Biraz tanıyalım, tanışalım. Dikap, hemşirelik, sosyoloji, tarih, coğrafya, veterinerlik. Oo harika. Ön lisans öğrencilerim var, mühendislerim var. Tuğba Hocam istatistik çok zor ve benim çok özendiğim bir bölüm. Gerçekten çok havalı bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Diş protez teknikerliği İlknur Hocam. Çok güzel. Türk Dili ve Edebiyatı. Okul önceciler var aramızda. Çok güzel. Sosyal bilgiler 4. sınıf Selenay Hocam. Feyza Hocam seni de tanıyor gibiyim. Sanıyorum geçmiş yıllarda kayıtlı öğrencimiz olabilirsin. A ve B grubu demiş. Büro yönetimi. Kimya öğretmenlerimiz var içimizde. Çok güzel. Sınıf öğretmenimiz var Abdülkadir Hocam. Bence bu yıl sizin yılınız olacak diye düşünüyorum branşınızdan dolayı. Çok şanslısınız. Verimli bir çalışmayla bu yıl inşallah atananlar listesine isminizi yazdıracaksınız. Harika. Peki, fark ettik karma bir kitle var. Hepimizin branşı farklı, hedef puanı farklı, geçmiş tecrübeleri farklı. Şu an bu seminerde olan bütün öğrencilerime soruyorum bunu. Nasıl ders çalışmanız gerektiğini gerçekten biliyor musunuz arkadaşlar? Ya da bu soruya evet diyen öğrencim var mı? Hocam evet ben nasıl ders çalışmam gerektiğini biliyorum. Ya da hayır hocam bilmiyorum, deneyimledim, başarısız oldum. Öğrenmek için bu seminere katıldım diyorsunuz çoğunuz. Halil Hocam diyor ki siz sorunca şüpheye düştüm. Hayır hocam, şüpheye düşmenize hiç gerek yok. Biliyorsak biliyoruzdur. Ama biliyorsak şöyle de bir handikap var. Eğer biliyorum deseydiniz o zaman atanmış olurdunuz diyecektim. Esra Hocam diyor ki her sene aynı puanı alıyorum, atanamıyorum. Demek ki bilmiyorum hocam. Aynen öyle, aklın yolu bir. Bilsek zaten burada olmayız arkadaşlar. nasıl çalışacağımı bilemiyorum. Şeyda hocam, sen de bizim kayıtlı öğrencimizsin. Seni tanıyorum. Hatta kaydını ben almış olabilirim. Video dinliyorum. Sorulara gelince tıkanıyorum. O kadar klasik bir cümle ki bu. O kadar çok öğrencilerimizden duyuyoruz ki merak etmeyin, buna da değineceğiz. O zaman madem bilmiyoruz, gelelim bu sorunun cevabını adım adım izlemeye, adım adım takip etmeye. Arkadaşlar şu bir gerçek. Şimdi sınava giren milyonlarca adaydan bahsediyoruz. Her birinizin branşı için çok yoğun talepler var. Özellikle 2024 yılı çok beklenen bir yıldı. Hem seçim sonrası olması, hem açıkların çok bariz bir şekilde ortaya çıkarılması ve artık kontenjanların artmasına dair alınan duyumlar eminim ki hepinizi harekete geçirecek. Zaten şu anda burada olan bütün öğrencilerimin ben canhıraş çalışıp atanmak istediğine eminim. Ama nereden başlamanız gerektiğini bilmiyor olabilirsiniz. Ya da potansiyeliniz var, harekete geçmekte güçlük çekiyor olabilirsiniz ki bu çok normal. İşte bu noktada bir desteğe ihtiyacınız var. Biz bu kısımda size yardımcı olacağız. Hiç merak etmeyin. Şu bir gerçek. Geçmiş deneyimi olan öğrencilerim bana çok hak vereceklerdir. Çok çalıştığınız yıllarda oldu. Hiç çalışmadığınız yıllarda oldu. Belki sınava girdiniz, aynı puanı aldınız. Belki sınava girdiniz, 2 puan arttırdınız ama gecenizi gündüzünüze katmıştınız mesela. Bunun puanınıza çok bir yansıması olmadı. O yüzden ben her zaman diyorum ki ne kadar ders çalışırsan çalış. Eğer yanlış yöntemle ders çalışıyorsan başarı bekleyemezsin, başarıya ulaşamazsın. Çünkü başarılı olmanın da kriterleri var arkadaşlar. Bu kriterlerden birincisi, önce öğrenme yapını bilmek zorundasın. Sen herkes değilsin. Herkesten farklısın. Evet, her öğrenci öğrenir. Her birey mutlak suretle öğrenir. Ancak her öğrenci aynı yöntem ve teknikle öğrenmez. Bakın, içinizde anne baba olan öğrencilerim, eğer birden fazla çocuğunuz varsa en yakın örneğiniz, çocuklarınızı gözlemleyin. 2 kardeş, birinin öğrenme yapısı ile diğerinin öğrenme yapısı birbirinden farklıdır. İkiz kardeşler olsun, sizin bir ikiziniz olsun, ikiz çocuklarınız olsun, ikisinin bile ilgi alanları, öğrenme hızları, dikkat süreleri, odaklanma düzeyleri birbirinden farklıdır. O yüzden eğer bu yıl başarılı olmak istiyorsanız kesinlikle öncelikle öğrenme karakterinizi keşfetmeniz gerekiyor ve her yaptığınız çalışmayı kendi öğrenme yapınıza uygun bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü herkes evet öğrenir ama herkes farklı öğrenir. Bunu önce bir kabul edelim. Değil mi? Hacer hocam diyor ki o kadar farklılar ki hocam diyor. Sanıyorum annesiniz hocam. Birden fazla çocuğunuz var. Farklıyız. Elif hocam bir şey sormuş. Merhaba hocam, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümü mezunuyum. Alan sınavı için hangi dersleri çalışırsam alanım için bana daha çok puan getirir. Elif hocam, buna da değineceğiz. Seminerin sonunda özellikle sorunu yinelemeni rica edebilirim senden. Çeko mezunusun, zor bir alan. A grubundan gireceksin. Bu A grubunda çok fazla puan türleri var. Bununla alakalı ben sizi bilgilendiririm. Aynen öyle. Şimdi geldim. Hatta bunu geçmiş sınav deneyimlerinizde yaşadığınızda düşünüyorum. Kısa bir örnekle inceleyeyim. İyice pekişsin istiyorum bu öğrenme karakteri kısmı. Çünkü farkındayım arkadaşlar, birçoğunuzun hakim olduğu bir kavram değil. Belki daha önceki seminerlerimize girdiyseniz evet biliyor olabilirsiniz. Bizim kayıtlı öğrencimizseniz evet ayrıcalıklısınız, farklısınız biliyor olabilirsiniz. Ama şu an Tekuzem'le yolu ilk kez kesişmiş. İlk kez bizim seminerimize katılan bir öğrenci öğrenme karakteri nedir diye soruyor olabilir. Belki eğitim fakültesi mezunu olmasına rağmen bunun kendi sürecinde ne kadar önemli olduğunun farkında olmayabilir. İşte istiyorum ki arkadaşlar bu seminer sonunda artık bazı şeylerin farkına varalım ve bu farkındalıkla yolumuza devam edelim ki bir yılımız daha boşuna gitmesin. Bu yıl hedeflediğiniz puanı alabildiğiniz yıl olsun. Şimdi örneğim, bunu öğretmenler kendi öğrencilerinde düşünebilirler. Anne baba olan öğrencilerim eğer birden fazla çocukları varsa kendi çocuklarını da düşünebilirler. Ali ve Veli, bakın çok kritik. Aynı mahallede aynı yıl doğdular. Yani Ali ve Veli aynı yaşta, aynı kültürel konuma sahip. Aynı okulda, aynı sınıfta, aynı bölümü okudular. Aynı öğretmenlerden aynı sürede ders aldılar, aynı yöntemlerle çalıştılar. Üstelik Ali'nin ve Veli'nin ders çalışma süreleri bile toplamda aynıydı. Derken Ali ve Veli sınava girdiler. Sınav süresi geldi, çattı ve ikisinin sınavına girdiler. Sonuçları farklı oldu. Ali başarısız olurken Veli başarılı olmuştu. Tamamen aynı şartlardayken neden Ali başarısızken Veli başarılı oldu? Var mı bir öngörünüz? Bu sorumun cevabını istiyorum hepinizden. Halil Hocam diyor ki hocam demin saydığınız sebeplerden. Evet, ben size kopya vermiş oldum bu arada. Veli'nin çalışma stratejisi. Yavuz Hocam diyor ki odaklanma. Sema Hocam çalışma türleri farklı. Anlama farklılıkları, çok güzel bireysel farklılıklar. Belki Yavuz Hocam diyor ki stres yönetimini yapamadı Ali. Belki bu yüzden başarısız oldu. Evet, bu da bir ihtimal. Öğrenme yöntemi farklıydı. Çalışma ortamı farklıydı. Ali strateji ve yöntem bilmiyordu diyenler var. Doğru söylüyorsunuz. Yanlış çalışma. Evet arkadaşlar, hepiniz kısmi olarak doğru cevabı aslında verdiniz ama bu aslında hepinizin söylediği cevapların birleşimi. Neden başarısız oldular biliyor musunuz? Çünkü Ali kendi öğrenme yapısına uygun çalışmadı. Belki birbirlerini taklit ettiler. Evet, belki şunu soracaksınız. Hocam o zaman Veli nasıl başarılı oldu? Madem yanlışsa Veli'nin de başarısız olması gerekiyor. Hayır arkadaşlar, doğru ve yanlış bir tane değildir. Kişiye özeldir. Ben Tuğba'yım, sınava gireceğim. Benim yöntemimden ben verim alabilirim. Derece de elde edebilirim. Atanabilirim, çok başarılı da olabilirim. Beni gören Ayşe, benim programımı taklit ettiğinde, aynı yöntemi denediğinde, aynı yolu izlediğinde o başarılı olamayabilir. Çünkü benim sahip olduğum özelliklere o sahip değil. Çünkü kendisini tanımadı, kendisine özel bir programla bireysel bir süreç ilerletmedi. Ali'nin başarısız olma sebebi tam olarak buydu. Birçoğunuzdan ben bireysel görüşmelerimde duyuyorum. Hatta geçtiğimiz haftaki seminerimizin konusu da buydu. Çalışmamıza rağmen başarılı olamıyoruz ya da ben kendime özel, bana derece yaptıracak programı nasıl hazırlamalıyım? Bu programın kriterleri neler olmalı? Bunların da yanıtlarını verdik. Bu, eğer o seminerimize katılamayan öğrencilerim varsa mutlaka tekrarına kendi sayfamız üzerinden erişim sağlayabilir, izlemenizi isterim. Oradan da çok fazla geri bildirim aldığım için bunun altını çizmek istiyorum. Hani bazı sosyal medya platformlarında birinci oldum, nasıl birinci oldum, 10. oldum, nasıl 10. oldum diye böyle iştahlı bir şekilde o öğrencileri dinliyorsunuz ya, bir umuttur. Ben de birinci olmak istiyorum. İşte sınıf öğretmenliğinde birinci olmuş, onu taklit etmeliyim güdünüz artıyor ya arkadaşlar. Bunu yapmayın. Lütfen yapmayın. Çünkü bu size sadece zaman kaybettirecek. Sizin başarıya ulaşmanız için kendinizi tanımanız, uygun bir programda sürekli olarak çalışmanız gerekiyor. Başarının temel sırrı istikrar. Burada saklı. Doğru programda istikrarlı bir şekilde ilerleyeceksiniz. Feyza Hocam diyor ki dereceye girmek istiyorum. Harika hocam. Eğer sende bu potansiyel varsa, yani potansiyel olarak bunu istiyorsan, harekete geçtiysen ne mutlu sana. Çünkü ben yine bunu bütün öğrencilerime söylerim. Arkadaşlar, potansiyel enerjiniz, istekliliğiniz ya da kendinizi konumlandırdığınız yer zihninizde. Eğer kinetik enerjiye dönmüyorsa, bu isteğin seni harekete geçirmiyorsa üzgünüm ki bu sadece taşıdığım bir yük. Eğer potansiyel enerjim bu kadar yüksekse, motivasyonun bu kadar yüksekse o zaman hemen şimdi şu an hedefine ulaşmak için adım atman gerekiyor. Çok güzel. Şimdi geldim. Peki hocam o kadar öğrenme karakteri dediniz. Ben sizi ilk kez dinliyorum. Tekuzem'le ilk kez yollarım kesişti. Ben bu öğrenme karakterimi nasıl keşfedebilirim? Çok merak ediyorum dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar, öğrenme yapınızı Türkiye'de sadece Tekuzem'de uygulanan, yapay zeka eğitim modelinde uygulanan 11 farklı eğitim analiziyle biz ölçeceğiz. Hatta bugün bu seminere katılan bütün öğrencilerime ben eğitim analizlerimin tamamını da hediye edeceğim. Hepinizin girip çözmesini istiyorum. Birlikte de gireriz. Nasıl çözmeniz gerektiğini de tarif ederim. Emin olun ki analize girip çıktıktan sonra sonuçlarınızı gördükten sonra şok olacaksınız. Diyeceksiniz ki hocam bu analiz beni benden daha iyi tanıyor. Bu kadarını beklemiyordum. Neden bu cümleleri kullanıyorum? Çünkü bu cümleleri yıllardır binlerce öğrencimden o kadar çok duydum ki. Ve şunu da söylüyorum arkadaşlar. Dedim ya hepiniz ayrıcalıklısınız. Hepiniz farklısınız. Her öğrenci birbirinden farklı. Şu an bizim eğitim analizimize yıllardır giren 500 binin üzerinde öğrenci var. Ve bunların tamamının verisi bizim sistemimizde saklı, kayıtlı. Her birinin sonucu birbirinden farklı. Mesela örnek bir analiz sonucu eklemek istedim seminerime. Bu seminerimizde baktığımız hani analiz sonucunda baktığımız öğrencimizin öğrenme karakteri görsel. Senin öğrenme yapın görsel olmayabilir. Öğrenme yöntemi bak mantığa dayalı. Sen de bu analize girdiğinde senin de öğrenme yöntemini ortaya çıkaracağız. Ya da bu öğrencimizin yaşadığı sorunlar fark ettiyseniz kırmızı olan değerler var. Unutma süresi çok yüksek. Bu ne demek? Unutma süresi yüksek olan bir öğrencinin ne yapması gerekiyor? Merve hocam diyor ki ben yaptım analizi hocam, resmen fal baktı bana. Gerçekten katılıyorum. Bol tekrar, bol soru. Polislikle ilgili soru soran öğrencim, ismin olmadığı için ismine hitap edemiyorum. Kusura bakma, seminer sonunda buna da değineceğiz. Lütfen sorunu yinele. Sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar hepinizin. Tekrar değil mi? Arkadaşlar unutma süresinin yüksek olması ne demek? Çabuk unutuyorum demek. Çabuk unutan bir öğrenci ne yapmalı? Öğrendiği bilgileri unutmamak için sık sık kısa kısa tekrarlar yapmalı. Yani bunu bir mikrodalga gibi düşünebilirsiniz. Yemek soğuyor, hemen mikrodalgaya sokuyorsun tabağı, ısınıyor, geri çıkıyor. Yine soğuduğunda aynı işlemi yapman gerekiyor değil mi? Bilgiler de tam olarak böyle. Hatta şunu öğretmenlerim bilir, mutlaka eğitim fakültesi derslerinde görüyorsunuz, formasyon olan öğretmen adaylarım da yine aynı şekilde bilir. Zihnin iki bölümü var arkadaşlar. Ön lob ve arka lob şeklinde, yani iki farklı kısmı var. Genelde sizin hiç duymadığınız bir bilgiyi aldığınızda ya da bir bilgiyi o gün o anlık öğrendiğinizde bu bilgiler bizim ön belleğimizde durur. Yani ön bellek nedir? Anlık. O an hatırlayabileceğim bilgiler. Sen bu ön bellekteki bilginin üzerine yeni bir bilgi inşa etmediğinde ya da o bilgiyi alıp bir yerde kullanmadığında ön bellekteki bilgi yeni bilgiler üstüne geldikçe unutulur. Zihinden çıkar. Mesela bunu tarih dersinde öğrenciler çok yaşar. Türkçe dersinde çok yaşar. Anayasada, güncel bilgilerde çok yaşar. Neden yaşar biliyor musunuz arkadaşlar? Siz sanıyorsunuz ki ders çalışıyorum, yazıyorum, dinliyorum, derse giriyorum, dershaneye giriyorum, online eğitime kayıtlıyım. O an pür dikkat dinliyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun, öğrendiğini düşünüyorsun. Oysa ki bu bilgi senin ön belleğinde. Tamam, bu seni belki birkaç gün götürür. Yarın başka bir derse giriyorsun, aynı dikkatle onu da dinliyorsun. O bilgi de ön bellekte. Belirli bir hafızası var. Bunu doldurduğunda İlk öğrendiğim bilgiyi zihin atıyor. Çöp bilgi olarak görüyor. Ama onun yerine sen bilgilerini öğrendiğinde, o bilginin tekrarını yaptığında, sorusunu çözdüğünde, hatta bunu bir belirli periyodik takvim olarak sürekli yaptığında artık ön bellekteki bilgi arka belleğe gidiyor ve artık o senin kalıcı hafızana yerleşiyor. Yani o bilgiyi unutman çok zorlaşıyor. O yüzden bu öğrencimizin, mesela örnek öğrencimizin unutma süresi yüksek. Bunun için bu öğrenci bizim kayıtlı öğrencimizse eğer, bizim sistemimiz öğrencinin unutma süresine göre onun için periyodik bir tekrar takvimi oluşturacak ve öğrencinin öğrendiği hiçbir bilgiyi unutmamasını sağlayacak. Bunun için öğrenciyi ödevlendirecek. Onun dışında bakıyorum başka hangi özelliklerinizi ölçeceğiz? Anlama oranın, okuma oranın, dikkat dağınıklığı düzeyin. Bakın bu günümüzün sorunudur. Birçoğumuzun odaklanmayla ilgili problemi var biliyorum. Bunu sınavda yaşayan öğrencilerim var mı? Hocam odaklanamadığım için çok çalışmama rağmen başarılı olamadım diyenler var mı? Var hocam, ben. Değil mi? Zeynep hocam, Yavuz hocam, Menşur hocam. Hocam ben dışarıda kuş ötse bitiyor çalışmam. Ah ah, o kadar dikkat dağınıklığımız var ki. Ama size Hem iyi değerlendirebileceğiniz hem de kötü değerlendirebileceğiniz bir haberim var. Bir yanıtları alayım önce. Kübra hocamın da dikkat dağınıklığı var. Yavuz hocam diyor ki hocam bana gürültü falan değil, ses falan beni hiç etkilemez. Kafamın içindeki gürültüler beni etkiliyor. Evet işte o en zor aslında. Berivan hocam bende de var diyor. Kafa 1 milyon diyor Orhan hocam. Evet. Arkadaşlar baktığımız zaman aslında birçoğumuz belki dikkat dağınıklığımızın olduğunu düşünüp bunu bir bahane olarak, parantez içinde bahane olarak, bunu kasıtlı yapmadığınızı biliyorum çünkü bahane olarak kullanıyor olabiliriz. Çünkü şunu sormak istiyorum. Sen en yakın arkadaşınla en sevdiğin konuya dair bir kafede o kadar gürültünün içinde saatlerce durdurak bilmeden, ara vermeden konuşabiliyorsun, sohbet edebiliyorsun ve her detayını aklında tutabiliyorsun. Yani sen aslında ilgi duyduğun alanda odaklanabilen birisin. Ama söz konusu matematik dersi olunca dersin başına geçiyorsun, acıkmamış karnın acıkıyor, ağrımayan başın ağrıyor, dışarıdaki ses normalde seni etkilemez, etkiliyor. Arkadaşlar bunlar zihnimizin bize birer küçük oyunları. O yüzden lütfen dikkat dağınıklığım var, bunu kendi üstünüze almayın. Bu çok büyük bir sorun. Ciddi derecede dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu isimli bir hastalık var. Bu kıvamda değilseniz bu çözülebilir bir durum ki biz kendi eğitimlerimize kayıtlı olan öğrencilerimizde özellikle odaklanma çalışmalarıyla alakalı rehberlik birimimiz, rehberlik uzmanlarımızla özel takipli ödevlendirmeler ve yönlendirmeler yapıyoruz. Çünkü bu çözülebilir bir durum. Birçoğunuz da seviyenizin üzerinde derslere girdiği için dikkatinin dağıldığını düşünüyor. Ya seviyesinin üzerinde, ya seviyesinin altında, ya öğretmeni beğenmiyor, ya grubun muhabbeti sarmıyor. Yani bir noktada çıkış kapısı olarak dikkatin dağıldı, neyse basayım çarpıya, çıkayım gideyim diyorsunuz. Bunu lütfen yapmayın. Birazdan matematik kısmına da geleceğim, diğer derslerdeki kısımlara da geleceğim. Ama emin olabilirsiniz ki arkadaşlar, bugüne kadar özellikle sınava birden fazla kez giren öğrencilerimin yaşadığı sorun, ya çok bildiğinizi düşünüyorsunuz, bu size zaman kaybı geliyor, ya da hiç bilmediğinizi düşünerek anlayabileceğiniz bir bilgiye bile odaklanmadan kendinizi engelliyorsunuz aslında. Buna da değineceğiz. Şimdi bu örnek bir analiz sonucuydu. Seminer sonunda analizimizin linkini paylaşacağım. Katılmayan öğrencilerim varsa hepinizin katılmasını mutlaka istiyorum. Bu farkındalığı yaşamanız gerekiyor. Peki geldim. Hocam tamam öğrenme karakteri dediniz. Başarılı olmak için bu olmazsa olmaz dediniz. Tamam analize de girdik. Öğrenme yapımızı da keşfettik. Peki çalışmaya başlıyorum. Elimde matematik kitabı, X yayınları, Y yayınları, Z yayınları, yayın fark etmez, öğretmen fark etmez, kurum fark etmez. Sen artık bu masaya geçtin, çalışmana başlıyorsun. Eline kitabını, notunu, defterini, kalemini aldın. Ama seninle birlikte Ayşe de aldı, Merve de aldı, Burak da aldı, Tolga da aldı. Peki şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Konumu çalışacaksınız o derste, sorumu çözeceksiniz. Hadi herkesten yanıt bekliyorum. Halil hocam, hayır, odayı temizlemenin şimdi zamanı değil. Çalıştıktan sonra temizlersiniz. Yavuz hocam diyor ki konu çalışırım, özümserim. Seviyesine göre herkes. Çok güzel Esra hocam. Sıralamaya göre konu olması lazım. Önce konu sonra soru. Eksiğime göre Bilal hocam. Hocam normalde konu derim ama siz sorunca yine şüpheye düştüm. Bence şüpheye düşmekte haklısın Halil hocam. Çünkü vereceğin yanıt doğru değildi. Önce konu sonra soru. Aslında klasik değil mi arkadaşlar? Zihnimizde o kadar böyle bir sıralama var ki çocukluğumuzdan beri, ilkokuldan beri işte klasik iyi olan da, eksik olan da, orta olan da hadi bakalım hürra konu çalışıyoruz. Hepimiz aynı anda aynı şeyi yapıyoruz. O bitiyor, hadi soru çözüyoruz. Hadi denemeye giriyoruz. Biri giriyor sınavdan 90 alıyor, biri giriyor sınavdan 60 alıyor. Ama aynı çalışmayı yapıyorsun. Demek ki burada arkadaşlar eksik olan bir nokta var. Demek ki hepiniz aynı anda aynı şeyi yapmamalısınız. Ama neden? Neden? Çünkü 5 farklı seviye türü var arkadaşlar. Şu an hepinizin, bakın içinizdeki öğretmenlerime söylüyorum, A grubu öğrencilerime söylüyorum, ön lisans, lise grubu öğrencilerime söylüyorum, bütün KPSS öğrencilerime söylüyorum. Arkadaşlar sizin her dersin, her konusundaki seviyeniz aynı değil. Bunu kabul edelim, kişisel olarak aynı değil ve sen de matematikteki seviyenle Türkçedeki seviyen aynı değil. Hatta daha da biraz daha içselleştireyim konuyu, daha da alt kategoriye indireyim. Senin üstü sayılardaki seviyenle problemlerdeki seviyen de aynı değil. Peki hocam ben seviyemi nereden bileceğim dediğinizi yine duyar gibiyim. Şimdi bizim kayıtlı olan öğrencilerimizde, yapay zeka eğitim modelimizde kullandığımız süreç arkadaşlar garanti öğrenme modeli. Bir bilgiyi garanti öğrenmen için önce o bilgideki mevcut başlangıç noktandaki seviyeni bilmek zorundasın. Bunun için özel seviye belirleme sınavları var. Yapay zekanın konu, ünite, ders, hangi dersin hangi konusunda hangi seviyede olduğunu ölçen testler. Bunlara zaten kayıt olduktan sonra giriyorsunuz ve girdikten sonra sonuçlarınızda bir konuda 5 farklı seviyede çıkabilirsin. Temel seviyede, başlangıç seviyesinde, orta seviyede, ileri seviyede ve üst seviyede. Ve hangi seviyede çıkarsan yapman gereken çalışma farklılaşır. Hangi seviyede çıkarsan o çalışmaya ayırman gereken süre farklılaşır. Gelin bakalım bu seviyelerin karşılığında neler varmış, birlikte inceleyelim. Ben hiç matematik yapamıyorum, ben hiç tarih yapamıyorum, hiç Türkçe yapamıyorum diyen var mı? Yani bir konuda, bir derste kendisine hiç güvenmeyen öğrencilerim kimler? Matematik ve tarih, matematik. Matematiği çok duyuyorum. Tarihi de son dönemlerde duymaya başladım. Tarih ve coğrafyada kötüyüm diyor Yavuz Hocam. Matematik. Bakın aldığımız yanıtlar da farklı. Özellikle sesli okuyorum. Matematik 0, tarih 0, vatandaşlık tamam. Şimdi arkadaşlar temel seviye dediğimiz nedir? Başlangıcın 1.6, yani hiçbir bilgin yok, sıfırsın. O konuda sıfırsın ve o konuda sana ne yapılması gerekiyor? O konunun önce temelini atman gerekiyor değil mi? Bunun için yapay zekaya kayıt olduğunda biz sizin temel seviyede olduğunuz konuları ayrıştırıp o konularda önce ön hazırlık yapmanızı sağlayacağız. Neden? Ön hazırlık ne işe yarar? Bir derste ya da bir konuda temelinin zayıf olduğu durumlarda sistemin sana önerdiği bir çalışma türüdür. Konuyu öğrenmeden önce o konuyla ilgili fikir sahibi olmanı ve o konuyla ilgili temel oluşturman için, aslında amacımız bu. Bunun için sana bu çalışmayı yaptırırız. Ama siz kendiniz evde çalıştığınızda ya da X dershanesine, Y uzaktan eğitimine, Z akademiye kayıt olduğunuzda farkında mısınız arkadaşlar? Sizin seviyeniz ölçülmüyor. Şu an farklı bir kurumdan eğitim alan öğrencilerim kimler? Var mı farklı kurumlara kayıtlı olan öğrencilerim? Esra Hocam, Kübra Hocam, Orhan Hocam, Merve Hocam, çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Kayıt olduğunuz kurum örgün ya da online fark etmez. Sizin hangi dersin, hangi konusunda, hangi seviyede olduğunuzu ölçtü mü? Çok varmış bu arada. Hayır. Hayırları duyuyorum. Hayır değil mi? Peki arkadaşlar, sizin bu kurumdan alacağınız hizmet ne olacak? Bir tane paket var. Aynı Ali ile Veli örneğine döneceğim. O pakete sen de kayıt oldun, ben de kayıt oldum şansımıza, kimin için verimli olursa. Sizce de bu yıl gibi önemli bir yılda geleceğini tayin edebileceğin bir sınava hazırlanırken bu şekilde ilerlemen çok büyük bir risk değil mi? Henüz başlangıç noktanı bile bilmeden nereye, nasıl gideceğini nereden bileceksin? Değil mi arkadaşlar? Bu bana çok büyük bir risk gibi geliyor ki ben de eğitimciyim, kendim de öğretmenim. Ben açıkçası bu yönde ciddi bir sınav hazırlığım olsaydı sürecimi asla riske atmazdım. O yüzden ön hazırlık bizden başka hiçbir kurumda yapılmayan bir çalışma türü, hatta kavramsal olarak da öğrencilerine piyasaya tanıtan, bu kavramı kazandıran kurum biziz, Tekuzem. Ve bunu öğrenciler yaptığı zaman öğrencilerimizden aldığımız dönüt, hocam iyi ki bu çalışmayı bana yaptırmışsınız. Canlı derse girdiğimde hoca lep demeden leblebiyi anlıyorum. Neden? Kendime güvenim arttı. Bir soru sorduğunda hemen parmak kaldırıyorum, yanıt vermek istiyorum. Neden? Isındım. O bilgiye dair ön hazırlık yaptım. İyi ki bana bunu yaptırmışsınız diyorlar. Şimdi geldim, temelimi oluşturdum. Artık ön hazırlığı yaptım. İkinci level'da ne var arkadaşlar? Başlangıç düzeyinde olduğun konular. Bu konuları daha önce azınlıkta olsa, kısa sürede olsa çalıştığın, unuttuğun ya da az buçuk öğrenebilirim ama vaktim olmadı, üzerine düşmedim gibi dediğiniz dersler, konular var ya, hani öğrenebileceğinizi düşünüyorsunuz ama vaktiniz olmamış, yöntem bilmiyorsunuz, taktik bilmiyorsunuz, daha önce hiçbir çalışmanız olmamış. İşte seviyenizin ikinci basamakta, başlangıç düzeyinde çıktığı derslerde ve konularda bütün bilgilerin detaylı olarak öğrenilmesi için konu anlatımı çalışması yapılmalı. Sizin başlangıç düzeyinde çıktığınız bütün ders ve konular yapay zeka sistemi size konu anlatımı yaptırıyor. Yani ikinci basamaktan başlıyorsunuz. Geldim üçüncü basamağa. Birçoğunuzun, özellikle tecrübesi olan öğrencilerimin birçok konuda orta seviyede olduğunu biliyorum. Birebir sonuçları incelediğim için bunu görüyorum. Orta seviyenin karşılığı da arkadaşlar tekrardır. Ama bu tekrar böyle yüzeysel birkaç sayfalık notları okuyayım geçeyim şeklinde tekrar değildir. Konu anlatımıyla öğrendiğiniz bilgiler, az önce de söylediğim gibi, kısa süreli belleğimizde tutulduğu için hızlıca unutulmaya meyillidirler ve öğrendiğiniz bilgileri tekrar ederek uzun süreli belleğe, yani kalıcı hafızaya, arka reme atarsın ve kalıcılıklarını %80 oranında arttırırsın. Üçüncü basamakta çıktığım bütün konularda ve derslerde yapay zeka sistemi sana tekrar yaptıracak. Geldim hepimizin ulaşmak istediği level'lara, yani dördüncü level ne? İleri düzeydeyim. Artık bu konuda ön hazırlığımı yapmışım, konumu çalışmışım, tekrarımı yapmışım. Eksiksiz ve kusursuz, sorunsuz bir şekilde ilerliyorum. Harika. Geldim dördüncü basamağa. Arkadaşlar dördüncü basamakta kolay soru çözümü. Peki bunun ne demek olduğunu bilen var mı? Kayıtlı öğrencilerimden cevap istemiyorum. İlk kez bizimle yolu kesişmiş bir öğrencim cevap verirse çok mutlu olurum. Kolay soru çözümü ne demek? Hatta sayfayı da değiştireyim. Tabii ki Halil Hocam. Kolay seviyede soru çözümü. Bunu daha önce duydunuz mu? Hayır. İlk defa duyuyorum diyen var. Halil Hocam duymuş. Büyük bir ihtimalle daha önceki görüşmelerimizden duymuş olabilir. Şeyma Hocam diyor ki hayır. Çünkü bu da tıpkı ön hazırlık gibi öğrencilerimize kazandırdığımız çok nitelikli bir kavram arkadaşlar. Çünkü sizin için yayınların seviyesi yok, soruların seviyesi yok ya, direkt çat konu anlatımı çalışıyorsunuz. En zor kaynaktan oturup soru çözmeye çalışıyorsunuz ve acı gerçek çözemiyorsunuz. Neden çözemiyorsunuz biliyor musunuz? Araya basamaklar koymadığınız için. Garanti öğrenme modeli dememizin sebebini şimdi daha iyi anlıyor musunuz arkadaşlar? Adım adım, attığın her adımda bir basamak var. Güvendesin. Garanti öğreniyorsun, sorunsuz ilerliyorsun, eksiksiz ilerliyorsun. İleri düzeyde çıktığın bütün konularda ve derslerde konuları öğrendikten ve tekrarla kalıcı hale getirdikten sonra edindiğin bilgileri soru üzerinde kullanabilme tecrübesi kazanman gerekir. Bu şart. Çünkü gireceğin sınav çoktan seçmeli bir sınav. Soru çözmeyi öğrenmek zorundasın. Kolay seviyeli soru çözümü çalışmalarında yapay zeka sistemi olarak bizim kurumumuzun amacı kendinizi ölçmek değil, öğrenmeyi hala devam etmek ve soru tarzlarına genel olarak hakimiyetinizi sağlamak, bu hakimiyeti arttırmaktır. Beşinci level'da, artık en üst level'a geldiğin zaman, işte o zaman gerekirse kronometreyle, gerekirse en zor kaynaktan, gerekirse geçmiş yıllarda çıkmış soruları, orta ve zor seviyede soruları çözmeye hazırsın demektir. Çünkü orta ve zor seviyeli soru çözüm çalışmasındaki bizim amacımız, sınavda gelebilecek sorular karşısında birebir tatbikat, yani %100 prova etmeni sağlayacağız, bunu yapmanı sağlayacağız. Bu çalışmayı yaparken de tüm soru tiplerinde bolca farklı kalıplarda soru çözmeye ve soru çözüm hızını da soru çözerken zamanla yarıştığın için gerekirse kronometre yardımıyla ölçmene özen göstereceksin. Biz sana tam olarak bunu sağlayacağız. Şeyma Hocam, sen bizim kayıtlı öğrencimiz misin? Eğer kayıtlı öğrencimizsen seviye belirleme sınavlarımız için bizden gelecek mesajı bekle. SBS'de son çalışmalarımızı yapıyoruz. Bunun için bütün kayıtlı olan öğrencilerimizi bilgilendireceğiz. Şimdi geliyorum derslere nasıl çalışmamız gerektiğine dair. Bu garanti öğrenme modeliyle ilgili takıldığınız bir nokta var mı? Sizce her konuda bu 5 basamaklı merdivenden en başından en sonuna kadar ilerlediğinde gerçekten o konuyu öğrenmiş olur musun? Evet, yanıt bekliyorum. Hayır Halil Hocam, estağfurullah. Tabii ki ekran görüntüsü alabilirsiniz. Nurgül Hocam, kayıt altına alınacak, tekrar izlemek için YouTube kanalımıza abone olabilirsin. Tekuzem resmi web sitemizde de ders kayıt tekrarları alanında olacak. Çok güzel. Yani arkadaşlar, bu süreci bozmadığımızda, her konuda, her derste bu 5 basamaklı merdiveni sağlam adımlarla çıktığınızda sizin zaten 85 puanın altında bir puan alma gibi bir ihtimaliniz yok. Ama bunu tek başınıza yapabilir misiniz? Yapamazsınız. Burada bir sisteme ihtiyacınız var. Şimdi gelelim sizin için, özellikle GYGK öğrencilerim için ortak alan olduğu için bu seminerimde GYGK'yı ele alacağım arkadaşlar. Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık. Bu 5 derse yönelik yapmanız gerekenler ya da uygulamanız gereken taktiklerle ilgili bilgilendireceğim. Bu derslerde vereceğim bilgiler daha çok genel geçer bilgiler olacak. Ama bizim sistemimize kayıt olduğunuzda az önce ilettiğim gibi öğrenme karakteri keşfi, seviye belirleme sınavı, garanti öğrenme modeliyle size özel hazırlanacak olan bireysel ders çalışma programınızda biz sizin hangi derste hangi seviyeye sahipseniz ve hedefinize ne kadar uzaklıktaysanız ona göre zaman planlamanızı, ona göre ders çalışma programınızı oluşturacağız ve yapay zeka sistemi sizi dönem boyunca takip edecek. Yani bunu bir sanal koçluk hizmeti gibi düşünebilirsiniz. Var mı Türkçe'de zorlanan içimizde? Türkçe dersinde çok başarılıyım ya da hayır hocam, Türkçe benim korkulu rüyam. Halil Hocam, son yıllarda zorlanıyorum demişsin. Çok haklısın. Dil bilgisi, paragraf. Özellikle arkadaşlar geçen yıl ÖSYM komisyonunun değişmesiyle Türkçe soruları artık daha parantez içinde söylüyorum yeni nesil. YKS ve LGS vari sorular ve bu sorularda anlam çok aranıyor, çok dikkatli okumanız gerekiyor. Bunun için çok hızlı olmalısınız. Hem bilginizi hem yorum gücünüzü ölçüyor bu sorular. O yüzden Türkçe eskiden cepte görülebilen bir dersti belki bundan 2-3 yıl önce, ama şu an sözel branş öğrencilerinin bile en zorlandığı dersler arasında yerini aldı. Türkçeyi önemsememiz gerekiyor. Türkçe ile ilgili arkadaşlar benim size önerim, çalışmaya başladığınızda dönem boyunca anlam bilgisiyle ilgili bol bol soru çözün ve her gün mutlaka soru çözün. Hatta 30-40'la başlayın. İlerleyen zamanlarda vaktiniz oldukça bu soru sayısını arttırın. Burada pratiklik arttıkça artık soruları tanımaya başlayacaksınız ya arkadaşlar. Bu sorunun yöntemi buydu. İşaretle geç. Burada biraz daha soru çözme becerisi, pratikliği gerekiyor. Dil bilgisi kısmına gelecek olursam, dil bilgisiyle ilgili konu eksiklikleriniz varsa kesinlikle önce bunu giderin. Çünkü dil bilgisinde konu bilmeden, bilgi bilmeden soru çözemezsin. Burası tamamen bilgiye dayalı. Önce bilgi eksikliğin varsa bunu gider. Bunun ardından, konunun ardından bol bol soru çöz. Yine aynı paragrafta olduğu gibi. Ve çıkmış sorular çözülmeden sınava asla girmemen gerekiyor. Evet, geçen yıl komisyon değişti ama yine benzer sorular üzerinden, bunların çevresinden bir tık zor, bir tık daha kolay ya da aynı düzeyde gibi düşünürsek, böyle kabul edersek çıkmış soruları özellikle dönem sonuna doğru yoğunluklu bir şekilde analiz etmen gerekiyor. Çıkmış soruları hemen 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 yani bir en azından 4 yıl 5 yıl gerisine gidecek şekilde çözmen gerekiyor. Ve arkadaşlar kitap okumalısınız. Bunu sadece Türkçe için söylemiyorum. Bak artık matematik soruları bile böyle geliyor. Kitap okumayan bir öğrenci o sürede o soruları yapamaz. Adım kadar eminim yapamıyorsunuz. Kitap okuyorsunuz. Hatta şöyle bir trik nokta vereyim. Biz kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde özellikle bu analizlerde okuma ve anlama hızı düşük çıktığında sistem tarafından özel ödevlendirmeler, yani günün belirli bir dakikasında mutlaka okuma çalışması, hızlı okuma çalışması, okuduğunu hızlı anlamaya yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Burada dediğim gibi kayıt olursanız eğer, kayıt olduğunuz andan itibaren her şey sizin çıkan sonuçlarınıza göre şekillendirilmiştir. İçin tamamen bireysel bir süreç ve bu sürecin başrolünde sen varsın. Düzenli kitap okuma alışkanlığı kazanarak her gün minimum en az 25-30 dakika kitap okumalısın. Hicran hocam bence buna vakit ayırabilirsin. Yani bunu genelde kayıp olarak görüyorsunuz ama hayır, bu bir kayıp değil, bu bir yatırım. Çünkü anlama oranını artıracak. Belki diyorsun ki ya hocam yarım saati ben niye ona ayırayım? Giderim tarih çözerim, giderim matematik çözerim. Hayır, buna ayırman gerekiyor. Çünkü buna ayırdığında diğer yapacağın çalışmaların verimi artacak arkadaşlar. Bazen biz her şeyi çok somutçu düşünüyoruz. İşte 10 saat çalışan daha başarılıdır. Ben 4 saat çalışıyorum, kesin kazanamayacağım hocam. O benim önüme geçecek gibi böyle zamansal yarışlarınız var ya, ya da o Şubat'ta bitirmiş, ay ben Mayıs'ta bitirdim. Bunların hiçbir önemi yok arkadaşlar. Asıl anahtar kelimemiz ne biliyor musunuz? Verimlilik. Bir çalışma yapıyorsan, bir hamle yapıyorsan verimli mi değil mi? Bunu irdelemen gerekiyor. Başka hiçbir şey değil. Samet hocam yanıtlayacağım. Bu arada eğer bir iş yaşamınız varsa ben kayıt olmanızı öneririm. Çünkü tek başınıza zorlanırsınız. Şu an eğer kayıt olmayı düşünürseniz de zaten bu anlattığım içeriklerin çok daha fazlasına sahip olmuş olacaksınız. Merve hocam türü hobine göre, yani senin zevkine göre değişir. Geliyorum. Her birinizden hemen hemen duydum. Belki de %88, %90 oranında bir oran çıkardım kendime. Kendi görüştüğüm öğrencilerimden de. Matematikte matematik. Allah'ım ne bitmez bir dertmiş, ne bitmez bir kedermiş dedim hatta kendi kendime. Halil hocam hiç çekimsel kalma. Hatta seminerin sonuna kadar kalmaya devam et. Seminer sonunda sizin için kayıt biriminden aynı zamanda öğrenci koçu olan arkadaşım, hocamız, değerli Dilara hocamız yayınımıza katılacak ve kayıt işlemleri noktasında özel bir indirim hazırladım sizin için. Yöneticilerimle de görüştüm. Çok yüksek oranda bir indirimle kayıt işlemleriniz noktasına yardımcı olacak. Seminerin sonuna kadar kalmaya devam edin. Geliyorum matematik hocam, bizim başımızın belasını nasıl çözeceğiz bu sorunu? Arkadaşlar matematikte yüksek net hedefleyenler öncelikle inanmalı. Bunu başarabileceğine inanıyor musun? Hayır, hayır cevabı almak istemiyorum. Artık inanıyoruz değil mi arkadaşlar? Yapay zeka ile bu mümkün. Çünkü düşünsene bak, az önce gösterdiğim 5 basamaklı merdiven, o hep aklına gelsin. Bak her derste, her konuda 5 basamaklı merdiven aklına gelsin. Matematikte temelin yok. Kayıt oldun, biz seni seviye belirleme sınavına aldık. Çıktı direkt temel, başlangıç bile değil, temel seviyede. Bizim sistemimiz sana ne yaptırıyordu? Ön hazırlık. Ön hazırlık ne? Gerekirse çarpım tablosuna kadar indirgenmiş bir eğitim süreci düşün. 4 işlemler, temel kavramları düşün. En alt kategoriden başladığında ve aşamalı aşamalı sağlam adımlarla ilerlediğinde matematiğin Türkçeden ne farkı var? Var mı bir farkı bilgi olarak ya da yapma olarak, süre olarak, soru sayısı olarak? Arkadaşlar matematiğin diğer derslerden hiçbir farkı yok. Sadece bu kadar önyargılı öğrencinin olmasının sebebi temelde eksiksiniz. Ben de o eksik olan öğrencilerden biriydim. Ben yapay zeka ile bu sorunu çözdüm. Orası ayrı ama geçmiş yıllara kadar aynı cümleleri ben de sizin gibi söylüyordum. Eksiksiniz ve bu eksikliği nasıl kapatacağınızı bilmiyorsunuz. Bilmediğiniz için korkuyorsunuz, korktuğunuz için kaçıyorsunuz. Yani en çok ihtiyacınız olan ders, en çok uzakta olduğunuz ders. Hayır, önce inanacağız, Yapay zeka ile bu mümkün. Çünkü seviyenize uygun bir programla ilerleyeceksiniz. Seviyenize uygun bir çalışma yaptıracağız size. Akabinde inandıktan sonra dönem boyunca çıkmış KPSS sorularını incelemeniz ve bol farklı kaynaklardan envai çeşitli soru çözmeniz gerekiyor. Çünkü matematik biraz da böyle bir ders. Sadece bilmek yetmiyor. Soruda da kullanma becerinizi arttırmanız gerekiyor. Temeli olmayan adaylar temel bir matematik konu anlatımıyla bu kitaptan ya da bizim gibi canlı ders, video ders, yapay zeka destekte eğitim veren derslerle uzman bir öğretmenden destek alıp önce bir bütün konuları iyi bir şekilde dinlemeli, öğrenmeli. Önce bir konuda eksikliğin kalmadığından emin olacaksın. Sonra matematiğe her gün hemen hemen düzenli bir şekilde zaman ayırmalı. Çözülemeyen soruları "ay çözemedim, bas çarpıyı geç" dememeli. Çözemediğin soruya geri dönmeli. Eksik analizi yapmalı. Baktıktan sonra çözüme bakmadan, artık onu kavradın ya, yeniden çözüp doğru olana kadar o sorudan vazgeçmemeli. Ve gerekirse de arkadaşlar matematikte önemli yerleri not tutarak sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Bizim sistemimize kayıt olursanız bunu siz takip etmiyorsunuz. Unutma sürenize göre biz sadece matematikte değil, diğer sorumlu olduğunuz bütün derslerde sizin için tekrar periyotlarını yapay zeka ile zaten hazırlıyoruz. Size sadece uyum sağlama kısmı kalıyor. Merve Hocam diyor ki sözel sayısal yetenek farkı var. Bu da çok çalışılarak aşılabilir diye düşünüyorum. Evet hocam, kesinlikle burada şu algıdan çıkalım. Ben sayısalcıyım, Türkçe yapamam. Ben sözelciyim, matematik yapamam. Hayır arkadaşlar. Eğer öyle olsaydı KPSS şöyle bir sınav olurdu. ÖSYM derdi ki ya bu matematik öğretmeni Türkçeden sorumlu olmasın, bu Türkçe öğretmeni matematik çözmesin. Hayır. Eğer bu sorular bizim karşımıza geliyorsa, puanımıza etkisi varsa, atanmamızı ya da atanmamamızı sağlıyorsa çözeceğiz. Ön yargıdan vazgeçeceğiz. Sonradan kazanılabilir Halil Hocam. Her yetenek sonradan kazanılabilir. Dersten bahsediyorum. Kesinlikle. Geldim yine son dönemlerde öğrencilerin dillerinden düşmeyen tarihte tarih. Hocam tarih, hocam tarih yapamıyorum. Yapmasam olur mu? Pazarlıklar, tarihi programımdan mı çıkarsak? Tarihi sevmiyorum diyenler. Hayır. Matematik için söylediğim her şey tarih için de geçerli. Tarihte arkadaşlar şöyle bir handikapı var. Çok sözel, ardarda çok teorik bilgi var. Anlam bütünlüğü var. Bir bilgiyi öğrenemediğinde diğer bilgiyi çalışsan da öğrenemeyebilirsin. Bir konu bütünlüğü var. Sırayı bozmaman gerekiyor. Olabildiğince, çok istisnai durumlar dışında. Tarihte konular öğrenilirken mantık kuracaksınız. Neden ve sonuç. Bunları iyi kavradığınızda unutmanız çok zor olur. Ezberlemeye dayalı değil, yorum katın, düşünce katın, hatta onları günümüze uyarlayın. Bak bugünün olayı o günde şöyle olmuş deyin, benzetin, ilişki kurun yani. Yani konular arasında ilişki kurun. Ve çok fazla konu olduğu için ders sırasında öğretmeninizin vurgu yaptığı önemli yerleri kesinlikle yazın. Ya da bizim sistemimiz gibi hazır not veriliyorsa o notların altını çizebilirsiniz, renklendirebilirsiniz. Konuları mutlaka tekrar edin. Bunu ben her derste yazdım. Çünkü tekrarsız öğrenme olmaz. Şunu da hiç unutmayın. Ön lob, arka lob. Direkt kalıcı hafızaya giden bilgi, geçici hafıza, yani direkt anlık öğrendiğim bilgi. Bunu her derste uygulamak zorundasınız arkadaşlar. Ve konuları bir bütün halinde öğrenmelisiniz. Anlaşılamayan yerleri öğretmenlere, arkadaşlarınıza sormalısınız. Geçmiş yıllara ait soru kalıplarını mutlaka incelemelisiniz. Yavuz Hocam diyor ki hocam ben sokaktaki yaşama bile uyarlıyorum. Öyle yapınca kalıyor. Çok güzel, bak kendini tanımak işte bu. Ama tabii her tarih alanı öyle çalışılamıyor tabii ki de. Çok normal. Yavuz Hocam sen bunu bireysel belki birkaç konuda yaparsın. Ama eğer bizim sistemimize kayıt olursan yapay zeka senin için her konu için ayrı bir strateji geliştiriyor. Yani o konuyu öğrenmeni bir şekilde sağlıyor. O yüzden bence riske atma. Eğer herhangi bir destek almıyorsan ben kesinlikle bizim eğitimlerimizi öneriyorum. Bu sistemle dediğim gibi sizin gibi istekli, azimli, kazanma ideali olan öğrencilerin çok rahat ilerleyebileceğini düşünüyorum. Evet, coğrafya biraz daha görsel. Geldim coğrafyaya. İçimizde coğrafya öğretmenlerimiz de vardı diye hatırlıyorum. Seminerin başında sormuştum. Coğrafya çalışırken bilginin yanında coğrafi gözlemlerde ele alınmadan bugüne kadar gezdiğin, gördüğün, duyduğun, okuduğun her coğrafi oluşum, coğrafya çalışırken gözünün önüne gelir. Gelmiyorsa da geldirmen gerekiyor. Yani kodlamalısın. Bilgi, işitsel ve görsel kodlaman gerekiyor. Bazı derslerin yöntemi budur. En başta bir öğretmenden ya da bir konu anlatım kitabından ki kitabı önermem, çok zorlanırsınız. Gerekli gereksiz her bilgi var. Bu kadar devasa vaktiniz yok. Bu kadar boş bir zihniniz yok. Her bilgiyi alamazsınız. Bu kadar boş bir yer yok arkadaşlar. Sizin her bilgiye değil, sizin eksik olduğunuz bilgiyi öğrenmeye ihtiyacınız var. En başta bir öğretmenden destek alarak bütün konuları baştan sona seviyenize uygun basamaklarla öğrenmeniz gerekiyor. Bunu yapacaksınız. Akabinde sorular geniş kapsamlı, artık son yıllarda iyice kapsamı genişledi olduğundan dolayı soruyu cevaplandırırken birçok konuyu bir arada yorumlamalısınız. Çünkü son dönemlerde ÖSYM birden fazla konunun bilgisini harmanlayıp soru soruyor. Yani o konunun birini biliyorsun, birini bilmiyorsun ya, soruyu yapamıyorsun, geçmiş olsun. Bunu yaşamaman için konu eksikliğin kalmayacak, harmanlayacaksın. Gerekirse konuları birbiriyle kombinleyeceksin. Konularda yine tarihte olduğu gibi neden sonuç ilişkisini dikkate alarak çalışmalısın. Geçmiş yıllardaki soruları incelemelisin ve günlük düzenli zaman ayırarak bol bol coğrafya testi çözerek sınava hazırlanmalısın. Mesela ben Bartın'ın bile hangi bölgede olduğunu bilmiyorum. Var mı Bartın'ın hangi bölgede olduğunu bilen? Hadi coğrafyasına güvenenler cevaplasın bakalım. Merve Hocam diyor ki Batı Karadeniz. Büyük Atlas alın çalışın diyor. Yavuz Hocam önerileriniz harika. Herkes harita önerdi ama sınavda haritayla mı gireceksiniz arkadaşlar? Bak kodlanmamış yanlış edinilen bir bilgi var. Bilecik nerede? Hadi bunu cevaplayın. Hicran Hocam Marmara, Sinop'a yakın Batı Karadeniz. O şey için dedi galiba, Bartın için. İşte. Evet Halil Hocam patladılar. Rize diyen var, Marmara diyen var. Yok mu arttıran? En sonunda doğru cevabı Halil Hocam'dan alacağım. Doğu Karadeniz. Evet. Geldim vatandaşlığa. Özellikle geçen yılki güncellemeden sonra artık insan hakları ve demokrasiden de sorumluyuz. Bu da vatandaşlık sorusu içerisine eklendi. Yani 3'e bölünmüş oldu diyebiliriz aslında. Güncel bilgiler, anayasa ve insan hakları ve demokrasi. Her konunun mantığı öğrenilmeli ve her bilgi ezberlenmemeli. Bundan vazgeçin. Hepsi ezberlenmez. Hepsinde ezbere ihtiyacınız yok. Ezber gerektiren bazı konularda da kodlama ve benzeri gibi çağrışım yöntemlerini kullanmalısınız arkadaşlar. Bizim sistemimize kayıt olduğunuzda hem öğretmenlerimiz bu alanda kısa yoldan o bilgiyi tam ve etkin öğretmeye dayalı yıllardır eğitim veren tecrübeli öğretmenler hem de sistem zaten öğrendiğiniz bir bilgiyi unutmanıza malumunuz fırsat vermediği için ister matematik olsun ister vatandaşlık olsun hiç sorun değil. Bütün bilgiler burada garantide cepte. Yorumlama gücünün geliştirilmesi için sesli anlatımlar yaparak ya da ufak notlar alarak çalışın. Bir bilgiyi öğrendikten sonra ayna karşısına geçebilirsiniz. Bir öğretmen olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Karşınızda öğrencileriniz olabilir. Öğrendiğin bilgiyi özet şekilde o nasıl anlayacağını düşünüyorsan empati kurarak onun anlayabileceği şekilde anlatabilirsin. Ses, kişi en çok kendi sesine inanır, kendi sözüne inanır. Duyduğun şey zihninde daha kalıcı hale gelecek. Konu bitimlerinden sonra seviyenize uygun soru çözmesi kesinlikle gerekiyor. Her öğrencinin yanlışların ve boşların tik atıp geçilmiyor. Bakın yanlış zaten aman boş geç diğer soruya bak bunu doğru yaptım diye mutlu olmak yok. Yanlışın boşun varsa irdeliyorsun. Neden yanlış yaptım, neden boş bıraktım? İrdeledikten sonra doğru yanıtı öğrenip aynı soruyu cevaba bakmadan yaptıktan sonra diğer soruya geçebilirsin. Ve yine belirli periyotlarda bu olmazsa olmaz tabii ki unutmazınıza göre tekrar yapmalı. Tekrardan sonra yine aynı konudan soru çözmeye devam etmelisiniz. İlk çalışmada hemen rehavete kapılmayın. Bunu çok yapıyorsunuz biliyorum. Bilgilerin oturması için zaman tanıyın kendinize, sabırlı olun. Çok yabancı gelecek. İşte falanca madde, filanca kanun, falanca kişi. Bunlar size ilk okuduğunuzda, duyduğunuzda yabancı gelecek. Tekrarladıkça mantığını öğreneceksiniz. Temel mantık zaten ezbere dayalı kısa süreli öğrenme değil, tam ve kalıcı öğrenmek istiyoruz. Bunun için sabırlı olmalıyız, zaman ayırmalıyız ve konular bir bütün halinde öğrenilmeli. Konu atlanmamalı çünkü aynı tarihte olan şey burada da geçerli. Baştaki bir konuyu öğrenemediğinde ortadaki bir konuyu öğrenemiyorsun. Ortadaki bir konuyu öğrenemediğinde ileri level'daki bir konuyu öğrenemiyorsun. Olabildiğince istisnai durumlar dışında, neden istisnai diyorum? Zaman sorunun ya da ekstrem bir durumun yoksa konu atlamamalısın. Şu an sınava uzun bir zaman var. Ekim ayındayız arkadaşlar. Konu önceliklendirme aşamasına gerek yok. Şu an başlayan, ilk kez girecek öğrencilerim, daha önce giren, ara veren, çok başarılı olamayan, hiç çalışmayan, ilk kez çalışmayı düşünen öğrencilerim, şu an tam zamanı. Şu an hedefinize ulaşmanız için adım atmanızın tam zamanı. Tülay Hocam, tabii ki yetişeceğiz. Sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Berivan Hocam, PDF'leri indirebilirsin. Bu konuda sistemimizde bir video var, onu izleyebilirsin. O yüzden farklı bir destek alıyorsanız da, almıyorsanız da, anneyseniz de, babaysanız da, çalışansanız da, öğrenciyseniz de, ilk kez de girseniz, 5 kez de girseniz, 10 kez de girseniz, bizim sistemimiz sizi hedefe ulaştıracak bir sistem. Eğer çalışmalarınıza başlamadıysanız ve bu semineri bu amaçla girmek istediyseniz, ya bir bilgi edineyim, başladım diyorsanız, bence tam tevafuk çok güzel bir yol kesişmesi olmuş. Çok güzel bir karşılaşma olmuş. Bu sisteme hemen kayıt olup çalışmalarınıza başlayın. Evet Kübra Hocam, 90. Şimdi hatta sizin için dedim ya, özel bir indirim kodu aldım diye. Arkadaşlar hep sistemden bahsettim ama bu sisteme kayıt olduğunuz zaman sizin kayıt olduğunuz eğitim programında katılacağınız canlı dersler, Ankara Merkez Kadrosu, Türkiye'nin en iyi KPSS öğretmenleri bizde, iddia ediyorum. En çok derece çıkaran öğretmenleri bizde, iddia ediyorum. Canlı dersleriniz olacak. Bunların video kayıtları hediye. Sınırsız izleme olanağı yine bizim size sağladığımız bir olanak. Her konuyla alakalı, her konu sonunda konu tarama testi. Sadece Tekuzem'de, sadece Tekes'te, yapay zekada var. Bir konuyu öğrenmeden diğerine geçemiyorsun, check-up testleri. Dönem sonunda, yıl sonu dev genel tekrar kampları, dev soru çözüm kampları, canlı ve video eğitim şeklinde. Piyasadaki minimum 5 farklı kaynak taranarak altın değerinde olan dijital PDF, indirilebilir ders notları, Türkiye geneli bir dönem boyunca binlerce öğrenciyle birlikte katılabileceğiniz deneme sınavları, yapay zeka sisteminin size özel hazırladığı ders çalışma programı, haftalık takip ve bu sürecin sürekliliğini, sürdürülebilirliğini sağlayacak devasa bir sistem koçluğu, artı yine bir dönem boyunca ihtiyaç duyduğunuz her alanda yardımcı olacak rehberlik uzmanları, dönem boyunca devam edecek olan rehberlik seminerleri ve çok daha fazlası sadece Tekuzem'de, sadece Tekes'te, yapay zeka sisteminde. Eğer şu an bugün gece 12'ye kadar kayıt olursanız, bugüne özel 500 TL oranında kayıt olacağınız bütün eğitimlerimizde geçerli indirim çekiniz hazır. Tülay Hocam diyor ki kayıtlı bir öğrenci, hiç pahalı değil, kesinlikle öneriyorum. Halil Hocam, 500 tabii ki çok iyi. Bugün özel, bakın bu fırsatı kaçırmayın. Nazmi Hocam, ön lisans grubunda aynı olan öğretmenlerimiz de var, farklı olan öğretmenlerimiz de var. Sen de bizim kayıtlı öğrencimizsin. Yasemin Hocam, şimdi seminerden ayrılma. Şu anda kayıt biriminden öğrenci koçumuz Dilara Hocamız seminerimize devam edecek. Kayıt olacağınız bütün eğitim programları, ücretleri ve nasıl kayıt olmanız gerektiğine dair, kayıt işlemlerine dair size detaylı olarak bilgilendirecek. Seminerde kalın. Şu an geliyor mu sesim? Şu an geliyor değil mi? Tamam, sorun yok o halde. Kayıt biriminden Dilara ben. Az önce Rukiye Hocam'la çok güzel bir seminer gerçekleştirdiniz. Garanti öğrenme modelimizle ilgili size detaylı bilgi de verdi kendisi. Ben de semineri izledim. Gayet güzel bir başarılı seminer oldu. Eğitim modelimizle ilgili bilgiyi detaylı olarak verdi. Şimdi indirim kodumuzla beraber kayıt işlemlerinizi sizinle beraber tamamlamak için buradayım ben de. Hepiniz sistemdesiniz zaten. Kullanıcı adınız ve şifreniz de sistemde bulunuyorsunuz. Şimdi bilgisayarla giriş yapan arkadaşlardan yanda bir sekme daha açmasını isteyeceğim. Bir sayfa daha açmasını isteyeceğim. Kayıt işlemlerini buradan beraber yapacağız. İşlemlerimizi beraber devam ettireceğiz. Nasıl yapacağız? Onunla da ilgili sürecimize devam edelim sizlerle de. Şimdi hepimiz sistem içerisinde çok kısa bekleteceğim. Kullanıcı adı ve şifremizle giriş yaptık, öyle değil mi? Şimdi ben de kendi kullanıcı adım ve şifremle giriş yapacağım. Evet, hepimiz kendi panelimizdeyiz aynı zamanda. İkinci sayfadan da kullanıcı adımız ve şifremizle giriş yaptıysak işlemlerimize sizinle nasıl devam edeceğiz onunla da ilgili detaylı bilgi veriyoruz. Şimdi bilgisayardan giriş yaptık. Sol tarafta küçük bir amblem var, Tekuzem. Bu ambleme tıkladıktan sonra işlemlerimizi devam ediyoruz ve burada herkesin hazırlık süreci farklı. Herkes farklı sınavlardan hazırlanıyor. Bu yüzden eğitim programlarına geldiğimiz zaman buradan istediğiniz her türlü bilgiye sahip olabilirsiniz. Yapay zeka koçluk programımıza buradan ulaşabilirsiniz. Buradan kayıt olabilirsiniz. KPSS, GYGK lisans programımıza kayıt olabilirsiniz. Yine eğitim bilimleri öğretmenlerimiz için programlarımıza dahil olabilirsiniz. Aşağıya kategorilere geldiğiniz zaman öğretmenlik, ÖABT kategorilerimizi yine sağ taraftan göreceksiniz. KPSS, YKS her birine buradan ulaşabilirsiniz. Şimdi sizinle GYGK için kayıt işlemlerimizi nasıl devam ettireceğiz? Oradan ilerliyoruz. Buraya geldiğiniz takdirde GYGK eğitim bilimleri ya da GYGK konu anlatımı pekiştirme eğitimleri hemen kayıt oluyoruz. Ve Tuğba hocamın sistem içerisine vermiş olduğu indirim kodu Tekuzem'le atanıyorum. İndirim kodunu kullandıktan sonra hemen buraya indirim kodumuzu yazıyoruz. Kupon uygula ve gördüğünüz gibi hemen kuponu yazar yazmaz 500 liralık indirim kodumuz tanımlandı ve sistem içerisinde oldukça da güzel bir indirim kodu. Bunu da kaçırmamak için hemen işlemlerimize beraber devam ediyoruz. Buradan ön bilgilendirme formunu okudum, kabul ediyorum. Mesafeli satış sözleşmesini okudum, kabul ediyorum ve siparişi onaylıyorum diyerek devam edebiliriz. Ardından size bir fatura adresi gelecek. Burası işlemlerinizi devam ettirebilmeniz için girmeniz gereken bir alan. Size ait öğrenim sürecinin size ait olduğunu gösterecek. Buradan ülkeyi zaten Türkiye seçeceğiz. Bir il ve ilçe bilgisi girdikten sonra şöyle il ve ilçe bilgisinde gireceğiz. Ve işlemlerimize TC kimlik numaranızla her biriniz kendiniz girdikten sonra devam edebilirsiniz. Buradan TC kimlik numaranızı doldurun ve sonrasında ileri diyerek işlemlerinizi devam ettirin. Ardından sizin ödeme alanınız gelecek. Oradan kredi kartı, banka hangi yöntemle ödemek istiyorsanız onu seçeceksiniz. Ödeme yöntemlerinizi seçtikten sonra kendi kart bilgilerinizi geçiş yapıp sistem içerisinde inceleyebilirsiniz. GYGK ne kadar demişsiniz? Satış fiyatını öğrenmek istiyorum. Sistem içerisinde şu an 3599 lira. İndirim kodunu girdiğimiz zaman 3099 liraya tekabül ediyor. İndirim eğitimimize dahil olmuş eğitimimize indirimle dahil olmuş olabilirsiniz. Evet, çok standartlaşmış, çok kolay. Hemen herhangi bir eğitim sürecine dahil olabilirsiniz. Hiç fark etmez. İndirim kodunu yazdığınız zaman otomatik bir şekilde kendisi indiriminizi uygulayacak ve işlemlere kolaylıkla devam edebileceksiniz. Evet, kodu yazacaksınız. Yukarıda sormuşsunuz. ÖABT değişiyor. Hangi sınava hazırlanıyorsunuz? Hangi gruptan hazırlanıyorsunuz? İndirim kodunu manuel yazabilirsiniz. Büyük harflerle Tekuzem'le atanıyorum. Sosyal bilgiler. Ona da beraber devam edelim isterseniz. Şimdi burada eğitim programlarına geldiğiniz takdirde 2024 ÖABT eğitimleri canlı dediğiniz zaman sosyal bilgilere tıklıyoruz. Herhangi bir şekilde kendi branşınız hangisi ise üçlü bir eğitim düşünüyorsanız GYGK eğitim bilimleri ÖABT ya da ÖABT tek başına hemen kayıt ol diyoruz. Herhangi bir eğitim modeli hiç fark etmez. Hemen kayıt ol dedikten sonra burada GYGK var mesela, bunu güncelleyelim. Sadece sosyal bilgiler öğretmenliği kaldı hocam şu anda. Buradan indirim kodunu ben az önce yazdığım için şu anda hala duruyor. Buradan bunu iptal ettiğim takdirde şimdi tekrar size göstermek için tekrar yazacağım. Büyük harflerle, Tekuzem'le atanıyorum. Kuponu uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi fiyat oldu, hemen düştü zaten otomatik bir şekilde. 6.149 liraya düştü şu anda indirimli tutarıyla beraber. Ön bilgilendirme sadece ÖABT'ye de bakalım. Yine sosyal bilgiler. Baktığınız zaman yine sepeti güncelleyelim öncelikle. 3.599 lira, bu da 3.099 liraya kayıt işlemlerinizi tamamlayabileceksiniz. Evet, fiyatlar gerçekten çok uygun. Bunun uygunluğunun sebebi de zaten Rukiye Hocam da aktardı. Eğitim süreci, yapay zeka ile koçluk süreci Tekuzem'e ait bir eğitim modeli olduğu için lansmana özel oldukça indirimler de sağlıyoruz. Kendi kurumumuzun eğitim modeli olduğu için de sağlıyoruz. Tabii ki eğitim bilimleri almanızda fayda var. Eğer formasyon alıyorsanız ya da alacaksanız hiç fark etmez. Eğitim bilimlerini de alarak eğitim sürecinizi daha da garanti bir modelle ilerletebilirsiniz. Rica ederim. Hocam diğer ikili olanı eklemenize gerek yok. Hangisini eklediniz ya da hangisini eklemek istiyorsunuz Halil Hocam? Yardımcı olayım tekrar. Sadece ders programı şeklinde değil, eğitim programına yapay zeka ile dahil olmak istiyorsanız onu da yukarıdan seçebilirsiniz. Eğitim programları dedikten sonra yapay zeka koçluk programını seçerek işlemlerinize devam edebilirsiniz yine indirim koduyla. Hocam GYGK ile eğitim bilimlerini tek tek seçmeyin. Sepete gelin, eğitim programları. GYGK'ya geldiğiniz zaman burada GYGK artı eğitim bilimlerini göreceksiniz. Ha, tamam. Sorun yoksa tamam. Hafta içi, evet hafta içi de var. Evet, hafta içi de ilgilenebilirsiniz, eğitimlere dahil olabilirsiniz. Eğitim koçlarımıza da ulaşabilirsiniz. Eğer işlemleri şu anda devam ettiremeyen varsa ismini verebilir bana, buradan not alabilirim. İndirim kodumuzdan da faydalanarak işlemlere sonrasında koddan faydalanarak da devam edebiliriz. Orhan danış, tamamdır. Orhan Hocam sizin de isminizi not alıyorum. İndirimle beraber sürecinizi devamlılığını da sağlayalım sizin için. Var mı sormak isteyen herhangi bir şekilde? Süreçle ilgili bilgi almak isteyen, zaten detaylı bir bilgi verildi. YKS eğitimimiz de var. Evet, eğitim programlarımızın birçoğu zaten sistem içerisinde mevcut. Hangi sınava hazırlanıyorsanız hiç fark etmez. Detaylı bilgi verildi. Buradan geldiğiniz zaman 2004 YKS, TYT, AYT. Buradan da onu seçebilirsiniz. TYT, AYT hangisine hazırlanıyorsa kardeşiniz, sayısal, eşit ağırlık, sözel ya da AYT, TYT onu seçerek ilerleyebilirsiniz. Hiç sorun yok. Sitede hepsi yazıyor arkadaşlar. Eğitime hangi programa dahil olmak istiyorsanız hiç fark etmez. Eğitim programları dedikten sonra kendi kategorinizi seçerek hangi eğitim programına dahil olmak istiyorsanız işlemlerinizi devam ettirebiliyorsunuz. Zaten tek bir kod var. Evet, kod YKS için de geçerli şu anda. Tekuzem'le atanıyorum, evet. DGS'nin de fiyatına yine bakalım. Arkadaşlar DGS'de 4100 lira. Yine buradan da eğitim sürecini seçip de hemen kayıt ol diyerek işlemlerimize devam ediyoruz. Yine ben sizinle beraber işlem yaparken birçok eğitim modelini seçtim. Buradan DGS ile beraber devam ettiğimiz zaman zaten şu anda Tekuzem'le atanıyorum. İndirim kodunu geçtikten sonra 3600 liraya düşüyor. Hatta buradan sizinle de devam edelim. Tekrardan. Hepsine nokta yazabilirsiniz. 500'e evet oldukça güzel bir indirimde oldu. Rica ederiz. Sizinle beraber sürecinizi başarılı bir şekilde inşallah yürüterek Tekuzem ailesinin başarılarına da ekleyerek üzerine katarak da devam edeceğiz. Buradan işlemlerinizi devam ettirirken şimdi fatura bilgilerimizi de girerek gösteriyorum. Ödeme yöntemlerini diğer bankalardan ya da havale yöntemiyle seçebilirsiniz. Havale yaparsanız direkt zaten sistem içerisinde IBAN bilgilerinizi de ileteceğiz size. Ya da diğer bankalardan devam ederseniz sistem içerisinde zaten seçili bir şekilde diğer bankalar ardından ileri diyeceğiz. Ve burada kayıt alanını göreceksiniz. Aslında ödeme alanını göreceksiniz. Aşağıya doğru indiğimiz takdirde ödemeye devam etin altında banka/kredi kartıyla ödev alanı olacak. Banka/kredi kartını gördükten sonra kart ile ödeme zaten. Buradan kartınızın üzerindeki kredi kartınızın üzerindeki isim ve soy ismi gireceğiz. Ardından kart numarası, kartınıza ait detaylı bilgiler ve sonrasında mavi butona tıklayarak taksit seçenekleri de çıkacak. Oradan ödeme adımlarını tamamlayarak doğrulama kodu gönderecek. Banka size tek kullanımlık güvenlik açısından işlemleriniz devam ettirirken ardından zaten Tekuzem'e kayıtlı olmuş olacaksınız. Sonrasında öğrenci işleri size dönüş yapacak. Sisteminizle ilgili daha detaylı bilgi de verilecek. A grubuna da bakalım tabii ki. Buradan eğitim programlarına girdiğiniz zaman hocam her birini görebilirsiniz. Siz A grubunu, sadece A grubunu düşünüyorsunuz, A ve B mi düşünüyorsunuz peki? Hayırlı olsun. Tekuzem ailesine hoş geldiniz Halil Hocam. Teşekkür ederiz. A grubu. Feyza Hanım sizinle de beraber bakalım A grubuna da tekrardan. A grubu da şu anda sistem içerisinde 6599 lira. Yine biz de çok mutlu olduk. Yine buradan da işlemlerinize hemen kayıt ol diyerek sizler de tamamlayabilirsiniz. Buradan DGS yerine A grubunu güncelleyeceğiz. Tekuzem'le atanıyorum. Büyük harflerle olacak. Yine tekrar etmek isterim. 6099 lira. Ödeme bilgilerini kabul ediyorum. Formu okudum, kabul ediyorum. Mesafeli satış sözleşmesini kabul ediyorum. Okudum, kabul ediyorum. Buradan ben az önce fatura bilgisi. Ya şöyle, evet oldukça fahiş fiyatları da kayıt işlemlerini tamamlıyorlar ama biz burada şu anda Tekuzem'le sürecimizi yürütelim. Tekuzem'le beraber kaliteli doğru ihtiyacımıza yönelik bizi tanıyan sistemle, ÖSYM'yi tanıyan sistemle bizi atandıracak bir model üzerinden kendi sürecimizi görüşelim. Oldukça uygun bir programla, oldukça kaliteli bir eğitimle atanacağız, evet. Şimdi siz fatura adresinizi tekrar girebilirsiniz. Az önce gösterdim zaten. İsim, soyisim, ilçe seçtikten sonra TC kimlik numaranızla yazarsanız işlemlere kalan hızla devam edebilirsiniz. Kalan boşluklara noktaya da çizgi şeklinde ibareler bırakabilirsiniz. Yine diğer bankalar diyerek devam edebilirsiniz. Rica ederim Feyza Hanım. İndirim 23.59'a kadar devam edecek. Evet. Şimdi buradan indirimimiz devam edecek ama bir an önce işlemlerinizi buradan, ben de bu derken tamamlayın. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yine yanıtlamak isteriz. Havaleyle kayıt işlemlerini de oradan yapacaksınız. Tabii ki havaleyi de göstereceğim size buradan. Aynı zamanda bu yıl atandığımız yıl olarak bizim de kutladığımız bir yıl olsun. Atanalım, kutlayarak sürecimizin devamlılığını sağlayalım. Havaleyle de, havale yöntemlerinde IBAN bilgilerimizi de yine paylaşacağız. İleri dediğimiz zaman da buradan havale yöntemlerinden. Buradan zaten IBAN bilgilerimiz çıkacak arkadaşlar. Havale dedik. IBAN bilgilerimiz, tek yayıncılık, reklam buradan çıkacak. IBAN bilgisini de yazdıktan sonra doğrudan kayıt işlemlerinizi de yine tamamlayabilirsiniz. WhatsApp hattımızdan 551-592-5835 numaralı hattımızdan bize ulaşarak detaylı bilgini alabilirsiniz. Sistemle ilgili kayıt olmak istiyorum, nasıl kayıt olacağım, yine size yönlendirmeler sağlayacaklardır. Sormak istediğiniz herhangi bir şey var mı yine? Yanıtlayalım. Buradan kayıt işlemlerinizi de tamamlayalım. Feyza Hanım, sizin de kayıt işlemlerinizi tamamlıyorsunuz sanıyorum. Siz de Tekuzem ailesinden görelim. İşlemlerle ilgili yine sormak istediğiniz herhangi bir durum yoksa bu şekilde tamamlayarak kayıt... Tamam. YKS için de evet kayıt oluşturabilirsiniz. 23.59'a kadar indirim kodumuz geçerli. Yine dediğim gibi WhatsApp hattımız 551-592-5835 numaralı hattımızdan yazabilirsiniz. Yardımcı olacağız size. Ardından YKS eğitim programlarının hiçbirisi fark etmez. Kayıt işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. İndirim kodumuz büyük harflerle Tekuzem'le atanıyorum. Teşekkür ederiz. Sizlerle beraber atandıktan sonra bizler de aynı mutluluğu paylaşacağız. Sormak istediğiniz herhangi bir şey yoksa semineri yine bu şekilde sonlandırıyorum ama indirim kodunuz 23.59'a kadar geçerli olacak. Hepinize şimdiden hayırlı olsun. Tekuzem ailesine hoş geldiniz. Beraber atandığımız bir yıl olsun inşallah.